Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz herkese. İyi hafta sonları ve şimdiden iyi bir hafta diliyorum. Dolar kurunu değerlendireceğiz. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı 28-70 seviyesinde haftalık kapanışımız geldi. Yine pozitif bir hafta kapanışı gördük. Her hafta yeni bir zirve tazeleniyor ve bundan sonraki dolar stratejimiz ne olur? Ya da dolar kurundaki beklentilerimiz ne olur? Bunları değiştirmemiz gerekiyor mu? Bu videoda bunları tartışacağız ve yatırımcılara da tavsiye niteliği olmadan önemli uyarılar yapacağız. Kapak resminde zaten belirttik bunu. Ve dolar kurunda yeni bir sürece zaten resmen girdik birkaç aydır. Burada en bariz bir şekilde herkesin takip edebileceği görüntüleri ve teknik görüntüleri aynı zamanda sizlerle birlikte paylaşacağım. Ve tabii burada dikkat edeceğiniz diğer bir detay ise siz burada koruma altında olacak mısınız? Yani paranızın değeri korunacak mı? Tüm bunlar sizin kararınız doğrultusunda yön bulacak. Kur tarafına baktığımızda, yani dolar TL'nin grafiğine göz attığımızda, şurada hemen mavi renkte çizelim, yatay bir renkte. Bize burayı aylar öncesinden dile getirmiştik. Bölgenin üzerine geçtiğimiz takdirde yeni bir süreci başlatıp bu noktadan sonra bölgenin altında bir dolar kuru görmeyiz dedik. Ve burası da yaklaşık olarak 19 seviyesinden sonra bizleri yeni bir başlangıca sürükledi. Gördüğünüz gibi de 19-29 aralığını hesap ettiğimizde 10 liralık ilk etapta bir ilerleme kaydetti. Ve göstergelerimizin de bölgenin üzerine artık yerleştiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada bu detayı anlayabildiğimiz sürece aşağı tarafta boş beleş alım fırsatlarını beklemeye gerek yok. Döviz borcumuz varsa, yurt dışına gidecek isek, yani bir döviz ihtiyacımız varsa, dövizle alakalı bir işimiz var ise bu seviyeler ucuz mu? Ucuz. Yani bunu bilelim. Örneğine baktığımızda şu noktada, tabii burayı da belirtelim, gördüğünüz gibi 19 üzerinde ve RSI'de de aylık bazda bu grafik karşınızda 90 seviyesinin üzerine yerleşti. Daha önceki sürece baktığınızda, yani bu 1990'lardan itibaren bu grafik kendini gösteriyor. Yani belirli bir zirveye ulaşıp o zirvede uzun bir süre yataya bağlaması için RSI'de bu mavi çizginin altına inmemiz gerekiyor. Yani RSI'de mavi çizginin altına indiğimizde kurda bir çakılma olmayacak. Buradaki çakılmaya şöyle bir hitap getireceğiz. Kurda uzun bir süre artık stabilize dönemine girdik diyebileceğiz. Bakın, grafik size zaten her şeyi daha önceden net bir şekilde anlatıyor. Burada ben size tarih de vereyim. 2001 yılının 10. ayı itibariyle kur tarafında 1,5 liralık kabaca bir yatay başlangıcın süresi açıldı. Bu ne zamana kadar sürdü derseniz, bu yaklaşık olarak bakın şuradaki hareket, yani 3 lira hareketini saymadığımız takdirde bu yaklaşık olarak 15 yıllık bir süreç. Bakın bunu net bir şekilde görün ve anlayın. Evet, şu anda yükseliş döneminde. Ve bu döneme yeni girdik. Burada da zaten katlayarak gidebileceğini herkes görüyor. Bu şimdi baktığınızda tabii tarih olarak 95 yılındaki krizlere benzer bir kriz döneminin içerisindeyiz. Ben bu tarz analizi yapmak istemiyorum ama gördüğümüz kadarıyla şu an Türk lirasının devalüe olma sürecinin belirli bir vadede, yani birkaç yıl içerisinde, yani 3, 3,5, 4 yıl içerisinde göreceğiz. Bundan kaçış yok sevgili dostlarım. Ha, burada 4'e mi katlar, buradan 5'e mi katlar, orasını bilemem ama takip edip göreceğiz. Buna benzer hareketler, yani aylık bazlı böyle üzerine koya koya giden bir kur göreceksiniz. Hatta bunu şöyle de yakınlaştırdığımda daha net bir şekilde göreceksiniz. Gidişat bu. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yani grafikler bize ne söylüyor derseniz. Günümüz şartlarında da baktığımızda bu dik yükseliş açısının hiç de hiç korkutucu olmadığını maalesef dile getirebiliriz ve yine önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politika kurulu kararını, yani PPK kararını takip edeceğiz. Benim beklentim 500 bas puanla faiz artışı yaparak %40 seviyesine faizin çekilmesi ve bununla birlikte de kur tarafında aşağı yönlü bir hareketin görülmemesi. Bu zaten piyasa normal olan bir süreç. Aksi takdirde zaten kuru baskılayıp aşağı yönlü bir durumun içerisine sürüklerler ise bu iş çığırından çıkar ve piyasa zaten bunu affetmez. Şu an enflasyon tarafına baktığınızda %60'ın üzerine yerleştik. Yıl son itibariyle %65. 2024 Mayıs-Haziran ayları itibariyle de %75, %80 tavan fiyatı olarak kabul ediliyor ve halen yükseliş trendinin içerisindeyiz enflasyona bakıldığında.
negatif faize devam. Yani kurdu da o yüzden yukarı yönlü bir hareket bekleyeceğiz önümüzdeki hafta itibariyle. Yani 500 bas puan faiz artışı gelecek. Dolar çakılacak mevzusu yok. Bunu bir kenara not alacağız. Ve bu denli bir değerlendirme de tabii ki gerekiyordu ve biz de bunu maalesef yapmak zorundayız eğitim amaçlı. Ama ben gidin dolar alın, dolar işte önümüzdeki ilerleyen yıllarda katlayacak vesaire diye size bir tavsiyede bulunmuyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Zaten bu noktada da kendinizi koruyamazsınız. Bu da en önemli bir detay. Enflasyona karşı alım gücünüzü yani paranızın değerini bu noktada koruyamazsınız. Çünkü burası bir yatırım noktası değil. Yani yatırım aracı değil dolar kuru. Bir ödeme aracı. Tüm dünyada zaten bu şekilde kabul görüyor. Ama bizde tabii işler farklı yönde ilerliyor. Bunları da takip edeceğiz. Ve diğer bir mevzu ise Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde çok sert açıklamaları oldu bildiğiniz gibi. Bununla alakalı pazartesi itibariyle kurda bir atak olur mu? Yukarı yönlü sert bir atak. Bunun beklentileri var. Arkadaşlar piyasalar artık Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tarz sert söylemlerine alıştı. Yani bunlar artık normal. Ve bunun piyasayı etkileyebilecek ne borsa açısından ne de bakıldığında kur tarafını etkileyecek bir haber akışı yok. Çünkü bu niteliğin olabilmesi için bir yaptırım tehdidi gibi yani buna benzer olayların yaşanması gerekiyor Allah korusun. Evet Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuşuyor mu? Konuşuyor. Şimdi tabii önümüzde bir yerel seçim var. Burada da bir siyaset malzemesi yapılıyor mu yapılmıyor mu? Bu da tartışılıyor. Her ne olursa olsun çıkıp Berlin'in göbeğinde yani Almanya'nın göbeğinde Almanya Başbakanı'nın yanında ona bu sözleri söyleyebiliyorsa zaten elinin bir miktar güçlü olduğunu gösteriyordur. Ve ikinci One Minute olay olarak da karşımıza çıktı ve tarih kitaplarında zaten bu mevzular yazılacak. Bizim borcumuz yok dedi. Herkes kendine baksın dedi. Zamanında dedi 5 milyon 6 milyon Yahudi'yi katleden biz değiliz dedi. Yanında duran zattır dedi. Yani lafı ona getirdi. Ve gazetecinin de manipülatif sorusuna gereken cevabı verdi. Ve Alman basınını da kendi evinde yerin dibine soktu. O yüzden bence bir miktar gururlanmalıyız aslında böyle sözler ama tabii ekonomide durumlar iyi olmadığı için acaba seçim ayağına yine esiyor, gürlüyor mu? Havaları tartışılıyor. Ve bunun piyasalara da negatif etkisi olur mu, olmaz mı? Buradan nemalanmak isteyen bazı gruplar var. Olmaz. Yani dürüst olalım. Bu tarz fiyatlamalar, bu tarz söylemlerle olmaz. Bunlar artık piyasaların alıştığı ve dünya siyasetinin de zaten alıştığı bir görüntü. Sürpriz bir durum ben beklemiyorum. Şimdi bir de Türk lirasının dolar karşısındaki görüntüsüne bakalım arkadaşlar. Hep dolar TL'ye bakıyoruz. Burada durum ne şekilde ilerliyor derseniz, pardon şöyle bakacağız. Evet. Burada da yine aylık baza geldiğimizde arkadaşlar dolar TL'nin tam tersi yani Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybını görüyoruz. Burada da yani süreç nereye gidiyor derseniz burada da görüldüğü gibi süreç maalesef iyi bir noktaya gitmiyor. Yani artık dibe doğru gidiyoruz. Yani RSI'de 15'li seviyelere sıfırın altında 15'li seviyelere doğru gidiyoruz. Bu detaylar önemli. Yani dibe iyi de niye yerleştik? Haftalıkta durum ne derseniz. Tabi bu grafiği birçoğunuz anlamayacaksınız ama çünkü dolar TL'nin tam tersi olduğu için burada da işler iyi değil. Yani uzun bir süre Türk lirasındaki değer kaybının devam edeceğini gösteren bir görüntü var. Biz RSI 30'un üzerine işte haftalıkta geçebilir miyiz diye. Bunun 2022 yılının işte seçim sonrası çok tartıştık bu dönemleri şuralarda. Olmadı, başaramadık. Bu mücadeleyi yürütemedik ve bugünlere geldik ve bu tarz analizleri de maalesef yaptık. Vakti saatinde geldiğinde yaparız dedik. Şu an için yani ufukta bir Türk lirasının değer kazanımı için bir ışık görmüyorum maalesef. Bunu zaten görsem biliyorsunuz. Sizlerle birlikte değerlendiririm ve tavsiye niteliği olmadan da açık bir yüreklilikle paylaşırım. Keşke para birimimiz çok değerli bir konuma gelse ama bugün işte gördüğünüz gibi en büyük paramız 200 TL. Bugün bir simitçiye gittiğinizde, bir çay içtiğinizde para zaten direkt olarak bozuluyor. Yani hiçbir problem yaşatmıyor. 200 liranın ilk çıktığı dönemleri hatırladığınızda parayı bozduramıyorduk. Yani bugün bunun değerlendirmesini zaten
Her koşulda yapabilirsiniz. Asgari ücret değerlendirmesinde, market alışverişlerinizde, pazar alışverişinizde, yani her şeyde yapabilirsiniz. Bu süre arkadaşlar biraz uzayacak, yani bunu bilin. Bu da dolar TL, yani az önceki grafiğin tam tersi. Gidişat iyi değil. Yıl sonuna kadar 30-30,5, 31 Mart'a kadar 32 bantlara münasip duruyor. Mart sonrası yıl sonuna kadar da 35-36 lira bantlarını tartışabiliriz. Onun üzerine, yani 36 üzerinde 40-45-50 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Bunları şu an konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çok da erken, çok da bir kur atağının olduğunu düşünmüyorum. Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da buna dahil, faiz artırımları bittikten sonra uzun bir süre faizlerde tabii ki düşüş yaşanmayacak. Yani bu politika seviyesi korunacak. Bu mücadelenin etkin bir şekilde sonuç verebilmesi için biz kabaca %40 seviyesinde faizi artık bitirip ek miktarsal sıklaştırma adımlarıyla bu seviyeyi arkadaşlar belli bir süre koruyacağız. Bu yıl sonuna kadar da uzayabilir. Bunun da detayını vereyim. Ama yok, bir an önce faizi indirmeye çalışır. Burada piyasayı tekrardan canlı tutmaya çalışır isek, önce 2 yıl dedik, sonra 3,5-4 yıl dedik, sonra bu süre daha da uzar. Bunu da tabii zaman içerisinde yaşayıp göreceğiz. 18 Kasım 2023 itibariyle de değişik bir dolar kuru analizi olduğunu düşünüyorum. Herkes hazırlığını, hesabını yapsın. Beni korur mu, korumaz mı, bunun kararını siz kendiniz vereceksiniz. O yüzden ben dahil kimsenin lafıyla hareket etmeyeceksiniz. Yükselir mi? Yükselir. Yani bunun daha fazla tartışılabilecek bir boyutu yok. 500 bas puan artış geldiğinde tekrardan kur çakılır mı? Çakılmaz. Yani bugün %100 bundan emin konuşabiliyoruz. Çok sürpriz bir durum olmadığı sürece. Genel durumları değerlendirdiğimizde olay bu. Yani bu şekilde özetliyoruz. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.